merhaba arkadaşlar. Şu anda dersimiz müteselsil borçluluk üzerinde devam etmek üzere. Sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçluluk da bizim için önemli konulardan biri. Müteselsil borçluluk. Kanundan da kaynaklanabilir, irade de olabilir. Kanundan kaynaklanan müteselsil borçluluk örneklerine ilk olarak birlikte mal edinilmiş, yani medeni hukuktaki deyimle edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin o mallar üzerindeki durumu müteselsildir. Yine haksız fiilde daha önce anlattığımız birlikte haksız fiil işleyenler haksız fiil karşısında müteselsil borçludur. Yine arkadaşlar, ticaret hukukunda ayrıyeten sorudur. Bir ticari işletmeyi devralan devredenle birlikte borçlardan müteselsil borçludur. Ne kadar süre? 2 yıl. Bu da ticaret kanunundan kaynaklı müteselsil borçluluk hali. Yine birlikte ödünç alanların sorumluluğu da müteselsil borçluluk kavramında değerlendirilir. Müteselsil borçluluk kavramında değerlendirilen kanundan kaynaklı müteselsil borçluluk halleri. Bir de iradi müteselsil borçluluk var. Birlikte borç alanlar bunu beyan ettikleri takdirde müteselsil borçludurlar. Yani ortak hareket ederler. Müteselsil borçlulukta durum şudur arkadaşlarım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kuralı. Müteselsil borçluluk yalnız dışa karşıdır. İçe karşı bunlar kural olarak aksi kararlaştırılmadıysa iç ilişkide eşittirler. Peki müteselsil borçluluğun sonuçları bizim için önemli ve soru değeri var. Mesela arkadaşlar, A, B, C birlikte D'den 90.000 TL borç para almış olsunlar. A, B ve C'nin D'ye karşı olan sorumluluğu dış ilişkide müteselsil borçluluktur. Sevgili arkadaşlar, iç ilişkide kural olarak eşittirler. D'ye karşı dış ilişkide sorumluluk müteselsildir. Peki sonuçları neler? Birinci sonucumuz şu. Zaman aşımı müteselsil borçlardan birine karşı kesilirse hepsine karşı kesilmiş olur. Biz buna zaman aşımının sirayeti diyoruz. Diğerlerine de karşı kesilmiş olur. Ancak
olacak arkadaşlar. Zaman aşımından feragat ise bireyseldir. Yani ABC'nin 90 bin lira borcu var ve bu borç zaman aşımına uğradı. Genel zaman aşımı süremiz ne kadar? 10 yıl. 10 yılı geçti. Ancak A vicdan yaptı, diyor ki zaman aşımına uğramasına rağmen ödemek istiyorum. Bu durumunda zaman aşımından feragat bireyseldir. Yani sadece A borcunu öder. Diğerleri feragat etmediği için diğerleri bu durumdan sorumlu değildir. Bu durum diğerlerine yansımaz. Zaman aşımından feragat, müteselsil borçluluk da bireyseldir. Sevgili arkadaşlar, mütemerrit borçlulardan birine mütemerrit demek, temerrüde düşen demektir. Mütemerrit borçlulardan birine temerrüt ihtarında bulunması, diğerlerine de temerrüt ihtarında bulunulduğu anlamına gelmez. Temerrüt ihtarı, müteselsil borçlulardan her birine ayrı ayrı yapılmalıdır. Sevgili arkadaşlarım, alacaklı müteselsil borçlulardan birini diğerlerinin aleyhine durumunu iyileştiremez. Yani A'ya bir takım özellikler, bir takım inisiyatifler, bir takım ayrıcalıklar sağlayamaz. Ya ne dedik? Müteselsil borçlulukta bir bütün olarak değerlendirilir borçlular. Dışa karşı bir bütündürler. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kuralı. Yine arkadaşlar, müteselsil borçlulardan biri diğerinin aleyhine, alacaklının lehine bir takım davranışlarda bulunamaz. Mesela A, 30 bin lira oranında kendi iç ilişkisinde D'ye karşı borçlu. Şunu diyemez, abi gecikirsek ben sana cezai şart ödeyeceğim, faiz ödeyeceğim. Yani diğerlerin aleyhine hareket edemez. Peki, çok önemli durum bir durumda şudur arkadaşlar. Şimdi kanun koyucu diyor ki, müteselsil borçlulardan biri ifa ve takasla defalarca bu cümle sorgulanmış. İfa, borcun yerine getirilmesi, takas, tek taraflı hukuki işlemle borcun sona erdirilmesi, ifa artı takas ile borcu sona erdirirse diğer müteselsil borçlar için de borç sona ermiştir. Diğerleri için de borç tamamen sona ermiştir. Ancak arkadaşlar, ibrada durum farklıdır. İbra sözleşmesi alacaklı ve borçlunun anlaşarak borcu sona erdirmesidir. 6098 sayılı borçlar kanununda ilk kez yerini almıştır. İbrada ise borç diğerleri için tamamen sona ermeyecektir. Arkadaşlar, kanun koyucu diyor ki, ibrada durumu şu şekilde değerlendiriyor. İç ilişkide rücu oranında borç sona erer. T
tekrar edecek olursak, zaman aşımı müteselsil borçlardan birine kesilirse diğerlerine de sirayet eder. Zaman aşımından feragat ise bireyseldir. Temerrüt ihtarı müteselsil borçlardan birine yapılırsa diğerleri de temerrüde düşmez. Bu nedenle temerrüt ihtarı ayrı ayrı yapılmalıdır. Alacaklı müteselsil borçlardan birinin lehine, diğerlerinin aleyhine işlemler yapamaz, birini kayıramaz. Müteselsil borçlardan biri de diğerlerinin aleyhine alacaklı da alacaklı ile ilişkiye giremez. Yine arkadaşlar, müteselsil borçlardan biri ifa ve takasla borcu sona erdirirse, diğerleri için de borç tamamen sona ermiş iken, İbrada durum aynı şekilde değildir. İbrada borç diğerleri için tamamen sona ermez. Ancak diyor kanun koyucu, iç ilişkideki rücu mukabilince borç sona erecektir. Yine sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçlardan biri ortak defi ve itirazlarıyla ileri sürmezse ileride bunu ileri sürme hakkını kaybedecektir. Sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçlardan biri ödeme güçlüğüne düşerse, mesela B iflas ederse, B'nin payı olan 30 bin lira A ve C'ye eşit olarak paylaştırılacaktır. Müteselsil borçlardan biri ödeme güçlüğüne, ifa güçlüğüne düşerse, mesela iflas ederse, onun payı diğer müteselsil borçlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sevgili arkadaşlarım, yine müteselsil borçlardan biri diğerinin payını alacaklıya karşı ifa ederse, mesela A, B'nin payını da yani 60 bin olarak D'ye ödemeyi gerçekleştirirse, B'nin de E'den 50 bin TL alacağı varsa, bu durumda arkadaşlar ödediği miktar kadar A, B'nin E'den olan alacağına halef olur. Buradaki halefiyet ilkesi, borç ilişkisinin nisbiliği ilkesinin de aynı zamanda istisnasını teşkil eder. Tekrar ediyorum, müteselsil borçlardan biri diğerinin borcunu da alacaklıya karşı ifa ederse, ifa etti borçlunun başka birinden olan alacağına ödediği miktar olarak kadar halef olur, o borcu ondan alabilir. Sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçlukta anlattığım sonuçlar hepsi birer ÖSYM seçeneğidir. Sorularda karşımıza çıkacak. Bakalım sorularımıza. Müteselsil borçluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Müteselsil borçlulardan birinin sonradan alacaklı ile sözleşme yaparak cezai şart ödemeyi kabul etmesi diğer müteselsil borçluları da bağlar. Hayır arkadaşlar, cezai şart sadece bireysel. O bir ilişki kurarak diğerlerini de bağlayacak, ne yapamaz? İşlemlerde bulunamaz. Müteselsil borçlulardan biri diğerlerinin durumunu ağırlaştıracak şekilde alacaklı ile bireysel ilişki kuramaz. B. Müteselsil borçlardan birinin zaman aşımını kesmesi halinde diğer müteselsil borçlar bakımından da zaman aşımı kesilmiş olur. Doğru seçenek B'dir arkadaşlarım. Biz buna zaman aşımının sirayeti diyoruz. Halbuki zaman aşımından feragat bireyseldir. A feragat etti, B ve C'yi bağlamayacaktır. Yalnız seçeneklere bak, tekrar bir irdeleyelim. C. Müteselsil borçlardan birinin takas hakkını kullanması sadece onu borçtan kurtarır. Diğer borçluların alacaklıya karşı sorumluluğu devam eder. Hayır arkadaşlar, takas ve ifa ile borç sona ererse diğerleri için de borç tamamen sona erecektir. Dikkat edelim. Bakın, bunu ÖSYM çok fazla sorularda sormuş. Bu kısmı özellikle dikkatinizi çekiyorum. D. Müteselsil borçlardan birinin zaman aşımından feragat etmesi diğer müteselsil borçlara karşı da ileri sürülebilir. Hayır, sürülemez. Zira müteselsil borçlulukta zaman aşımından feragat bireyseldir sevgili arkadaşlarım. E. Alacaklının müteselsil borçlardan birini ibra ederek borcundan kurtarması diğerlerinin borcunu da tamamen sona erdirir. Tamamen sona erdirmez. Ancak iç ilişkide rücu oranınca sona erdirebilir. Dikkat edelim. Peki,
Gelelim 38. sorumuza. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Alacaklı, müteselsil borçlardan birini ibra etmişse, diğerlerinin borcu tamamen sona ermiş olmaz. Sevgili arkadaşlar, A doğrudur. İbrada tamamen sona erme yoktur. İç ilişkideki rücu oranınca sona erme mümkündür. B. Müteselsil borçlardan biri borcun tamamını alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcuyla takas etmişse diğer borçların borcu sona ermiş olmaz. Sevgili arkadaşlarım, ifa ve takas için ne demiştik? Müteselsil borçlardan biri ifa ve takas ile borcu sona erdirirse diğerleri için de borç tamamen sona erer. Aradığımız seçenek budur. Yanlış seçenektir. C. Alacaklının müteselsil borçlardan birine karşı dava açması, icra takibi yapması diğerlerine başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. Sevgili arkadaşlarım, bir uyuşmazlık, bir çekişme çıktığında D ister A'ya, ister B'ye, ister C'ye başvurabilir. Hatırlıyor musunuz? Haksız fiilde şöyle bir şey demiştim. A ile B kaza yaptı, C yaralandı. İster B'ye, ister A'ya başvurabilir. Bu ikisinin durumu müteselsil borçluluktur. Ve bu müteselsil borçluluk kanundan kaynaklanmıştır. C'nin B'ye başvurmuş olması daha sonra A'ya başvuramayacağı anlamına gelmeyecektir. D. Müteselsil borçlulardan birine yapılan temerrüt ihtarı. Borçları muacel olan diğer müteselsil borçların da temerrüde düşmesine yol açmaz. Doğrudur arkadaşlar. Temerrüt ihtarı hepsine ayrı ayrı yapılmalıdır. Birine yapılan temerrüt ihtarı diğerlerine yapılmış anlamına gelmeyecektir. E. Müteselsil borçlulardan birinin hataya düştüğünü ileri sürüp iptal edebileceği borç ilişkisine icazet verip alacaklıya ifade bulunması onun diğer borçları rücu hakkını kaybetmesine yol açmaz. Arkadaşlar, A 90 binlik borcun 90'ında ödedi. İç ilişkideki arkadaşlar orana göre diğerlerine rücu hakkına sahiptir. Peki arkadaşlarım, müteselsil borç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Müteselsil borçlardan birinin acize düşmesi, onu rücu edebilecekleri pay oranında diğer borçları da borçtan kurtarır. Hayır sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçlardan birinin borca düşmesi durumunda onun payı diğerlerine ne demiştik? Eşit olarak paylaştırılır. Örnek olayımızda 30.000 TL 15 ve 15 şekilde C ve A arasında üleştirilecektir. H seçeneği yanlış. Zaten yanlış arıyorduk. Doğrularımıza bakalım. B. Müteselsil borçlulardan birinin ifa ya da takas beyanı ile borcu sona erdirdiği oranda diğerleri de borçtan kurtulur. Sevgili arkadaşlarım, ifa ve takasla borç sona erdirilirse diğerleri de borçtan tamamen kurtulur. Ancak ibrada durum böyle değildir. Alacaklı ve borçlunun anlaşarak borcu ortadan kaldırması anlamına gelen ibra sözleşmesinde diğerleri için borç tamamen sona ermeyecektir. İbra sözleşmesinde borç iç ilişkideki rücu oranı kadar sona ermeye sebep olacaktır. C. Müteselsil borçlulardan birinin alacaklı tarafından ibrası diğer borçluları borçtan tamamen kurtarmaz. Şimdi bahsettiğimiz durum. D. Müteselsil borçlulardan biri tarafından kabul edilen cezai şart sadece bu borçlu bakımından sonuç doğurur. Müteselsil borçlulardan biri diğerlerinin aleyhine alacaklıyla bireysel ilişki kuramaz. Sadece cezai şart kendini bağlar. E. Alacaklının müteselsil borçlulardan birine temerrüt ihtarında bulunması diğerlerinin de temerrüde düşmesine yol açmaz. Temerrüt ihtarı her müteselsil borçluya karşı ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir arkadaşlarım. Dikkat edelim. Peki. Evet. Bir sorumuz daha var. Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borçların özelliklerinden biri değildir? A. Borçlardan birinin borcu ifa ettiği miktarda diğerlerinin de borçtan kurtulması. Doğrudur arkadaşlar. Ne kadar ifada bulunduysa diğerleri de borçtan o kadar kurtulur. Ama tamamen ifa varsa tamamen borç kurtulur.
B. Müteselsil borçluların ödemede bulunan borçluya karşı da müteselsil olarak borçlu olmaları. Sevgili arkadaşlarım, bu seçenek yanlıştır. Çünkü müteselsil borçluluk yalnızca dış ilişkide, yani alacaklıya karşıdır. Müteselsil borçlular birbirlerine karşı müteselsil borçlu değildirler. Kural olarak dedik, müteselsil borçlular iç ilişkide eşittirler. Dikkat edelim. C. Alacaklıya payından fazlasını ödeyen borçlunun alacaklının haklarını halef olması. Sevgili arkadaşlar, A D'ye 60 bin lira ödedi. B'nin 60 bin liralık payını ödedi. B'nin de E'den 50 bin lira alacağı vardı. Ödediği miktar kadar diğer alacağı ne olabilir dedik? Halef olabilir. Halefiyet ilkesi, borç ilişkisinde nisbilik. Yani borç ilişkisinin alacaklı ve borçlu arasında teşekkül etmesi ilişkisinin istisnasını oluşturmaktadır. İlk derste bahsetmiştik. D. Alacaklının diğerlerinin zararına olarak bazı borçların durumunu iyileştirememesi. Alacaklı arkadaşlar, diğer borçların zararına A'nın durumunu iyileştiremezken, A da diğerlerinin zararına D'ye ne yapamaz? Bir takım öncelikler, inisiyatiflerde bulunamaz. Bulunacağı cezai şart yalnızca arkadaşlar kimi ilgilendirecektir? Kendisini ilgilendirecektir. E. Müteselsil borçluların iç ilişkide kural olarak alacaklıya yapılan ödemeden eşit bir payı üzerinde almak zorunda olmaları. Kural olarak arkadaşlar, müteselsil borçlukta ne dedik? İç ilişkide eşitlik söz konusudur. Müteselsil borçluluk bizim için oldukça önemli bir kavram arkadaşlarım. Müteselsil borçlulukta dikkat etmemiz gereken durumlar. Müteselsil borçluluk kanundan kaynaklanabilir. Müteselsil borçluluk örneğimizde olduğu gibi irade olabilir. Sevgili arkadaşlarım, ticaret kanunundan kaynaklanan bir ticari işletmenin devrinde devralanın, devredenle birlikte 2 yıllık hak düşürücü sürede sorumluluğu bir müteselsil borçluluk örneğidir. 2 yıldan sonra tekrar zaman aşımı süresince sorumluluk devam edecektir. Yine arkadaşlar, borçlar hukukunda anlattığımız birlikte haksız fiil işleyenler ne demiştik arkadaşlar? Beraber müteselsil olarak sorumludurlar. Birlikte arkadaşlar kaza yapanların sorumluluğundan bahsettik. Örnek olayımızı verdik. Dedik ki A ile B kaza yaptı. C, B'nin arabasındaydı. B ve A'nın sorumluluğu müteselsil sorumluluktur. B ve A, C karşısında müteselsil sorumlu olup C ister B'ye ister A'ya ne yapabilir? Müteselsil borçluluk kavramı içinde başvurabilir. C'nin A'ya başvurmuş olması, daha sonra B'ye başvurmasına engel teşkil etmeyecektir arkadaşlarım. Peki, sonuçları bizim için çok önemli. Dedik ki müteselsil borçluluk bir kere dışa karşı A, B, C bir bütün olarak değerlendiriliyor. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Değil mi? Üç silahşörler bunlar arkadaşlar. Bu nedenle İç ilişkide eşittirler. İç ilişkide müteselsil borçluluk yoktur. A, D'nin aleyhine, diğerlerinin, D'nin lehine, diğerlerinin aleyhine durumu ne yapamaz arkadaşlar? Alacaklının durumunu iyileştiremez. Mesela faiz, mesela cezai şart koymuşsa bu sadece kendini ilgilendirir. Bireysel olarak diğerlerinin aleyhine bir takım durumlar söz konusu olamaz. Aynı şekilde alacaklı da diğerlerinin durumunu birinin aleyhine, diğerlerinin lehine şeklinde değiştiremez arkadaşlarım. Müteselsil borçlukta ifa ve takasla borç sona erdirilirse diğerleri için de tamamen sona erer. İfa ile bir miktar ifada bulunursa o miktar kadar diğerleri için borç sona erecektir. Ancak ibrada durum böyle değildir. İbrada tamamen sona erme söz konusu değildir. Yine temerrüt ihtarı arkadaşlar, alacaklılardan, alacaklının borçlulardan birine yaptığı temerrüt ihtarı hepsini temerrüde düşürmeyecektir. Temerrüt ihtarının ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekir. Zaman aşımı müteselsil borçlardan birine karşı kesilirse diğerlere de karşı kesilir. Ancak zaman aşımından müteselsil borçlukta feragat bireyseldir. Yani zaman aşımına uğramış bir borç, eksik borçtur. Yerine getirilmek zorunda değildir. Taraflardan biri vicdan yaptı. A dedi ki ben ödeyeceğim borcumu 10 yıl geçse de.
B ve C'yi bu durum ilgilendirmez arkadaşlar. Bireysel olarak o yerine getirebilir. Peki arkadaşlar, bütün bu durumlar bizim için önemli. Müteselsil borçlardan biri, defi ve itirazları zamanında ileri sürmezse bu itirazları ve defileri kullanma hakkını ne yapacaktır? Kaybedecektir. Dikkat edelim. Müteselsil borçlukta bu durumlar sorularda, örnek çözdüğümüz sorularda da gördüğümüz üzere yoklanmış. Müteselsil borçluluğun sonuçlarını bilmek zorundayız. Sevgili arkadaşlarım, gelelim. Müteselsil alacaklılık kavramına. Müteselsil alacaklılıkta arkadaşlar, aynen müteselsil borçlukta olduğu gibi kanundan da kaynaklanabilir, irade de olabilir. Arkadaşlar mesela alt kiracı ilişkisinde müteselsil alacaklılık söz konusudur. Alt kiracı da alt kiracı mesela A, B'ye evi 1000 TL'ye kiraya verdi. B de bir odasını C'ye 300 TL'ye kira verdi. Arkadaşlar C'nin kiracının borçları kapsamında evin bakımını, evi durum ve şartları olarak uygun kullanılması durumunu arkadaşlar hem B'ye hem A'ya borçlu olduğu durumda ikisi bu konuda müteselsil alacaklıdır. Veya A ve B'ye babalarından tek bir ev kalmıştır. A ve B'nin bu ev üzerindeki muhteşem resmimle durumu el birliğiyle mülkiyettir. Satmak istemedikleri için baba yadigarı evi C'ye arkadaşlar yine ne yapmışlardır? Kiraya vermişlerdir. 1000 TL. Sevgili arkadaşlar, müteselsil alacaklılıkta borçlu alacaklılardan birine borcunu ödeyerek borcundan kurtulacaktır. Müteselsil alacaklılıkta borçlu alacaklardan birine karşı ifada bulunmakla borcundan kurtulur. Arkadaşlar, C örnek olayımızda B'ye ödeyeceği 1000 lirayla borcundan kurtulacaktır. Kanun koyucu diyor ki payından fazlasını alan alacaklı diğerine payı miktarında ödeme yapmak zorundadır. Diğerini hak ettiği miktarı ödemelidir. Sevgili arkadaşlar, yine C 1000 liralık kirayı 3 ay boyunca ödememiştir. Yani 3000 lira kira borcu var. Bu durumda A ve B C için icra takibi yapmıştır. Yaptığı icra takibini bilmeyen, haberdar olmayan iyi niyetli C
A ve B yapacağı ödeme ile Medeni Kanun'un 3. maddesi, başlangıç hükümlerinin 3. maddesi gereğince borcundan kurtulacaktır. Kendisine dava açılan veya icra takibi yapılan C iyi niyetle habersiz olması koşuluyla yaptığı ödeme ile borcundan kurtulacaktır. Ancak sevgili arkadaşlarım, kendisine dava açıldığını ve icra takibi yapıldığını bilen, bu durumdan haberdar olan C, bununla beraber yaptığı ödeme, buna rağmen yaptığı ödeme ile borcundan kurtulamayacaktır. Dikkat edelim. Söylediğimiz gibi müteselsil alacaklılık kanundan da kaynaklanabilir. İradi müteselsil alacaklılık da olabilir. Karı kocanın ortak hesabı bankada müteselsil alacaklılığın iradi olan durumuna örnek olarak gösterilebilecektir. Sevgili arkadaşlarım, bununla ilgili bir sorumuz var. Hemen bir bakalım sorumuza. Müteselsil alacaklılıkla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Borçlu alacaklardan birine yaptığı ifayla bütün alacaklara karşı borcundan kurtulmuş sayılır. Evet arkadaşlar. A, B ve burada C olsun, bir ev kalsın. C bunlardan birine yaptığı ifayla borcundan kurtulacaktır arkadaşlar. Aksi kararlaştırılmadığı sürece alacaklardan her birinin elim üzerindeki hakları eşittir. Müteselsil alacaklılıkta da arkadaşlar alacaklar edim üzerinde eşit olarak alacaklıdırlar. Payları eşittir. Edim üzerinde eşittir arkadaşlarım. Notumuzu da koyalım. Peki C. Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür. C. B'ye ne yaptı arkadaşlar? 1000 TL ödedi. İç ilişkide kural olarak bunlar ne eşit? 500 TL'yi A'ya, B ödemekle yükümlü arkadaşlarım. D. Alacaklardan birinin icraya başvurduğu bildirilirse, buna rağmen borçlunun borcu herhangi bir alacaklıya ödemesiyle borç sona erer. Hayır arkadaşlar, ne dedik? Eğer bildirilmediyse, iyi niyetli ve habersizse ancak o zaman borç sona erer. Eğer bildirilmişse icraya yaptığı ödemeyle borçlu borcundan kurtulamayacaktır. Müteselsil alacaklık kanundan da doğabilir. Kanundan da doğabilir sevgili arkadaşlarım. İradi de müteselsil alacaklılık olabilir. Sevgili arkadaşlarım, müteselsil borçlukta halefiyet ilkesinin üstünden bir geçmek istiyorum. Kural olarak arkadaşlar, borç ilişkisi nisbidir. Borç ilişkisi nisbidir de haklar kavramı da bizim için önemli. Mesela mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilen haklarken, nisbi haklar sadece o borç ilişkisinin taraflarına karşı ileri sürebilir. Bir borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu vardır kural olarak. Ve bir borç ilişkisi bunlar arasında sirayet etmektedir. Bunun istisnalarından biridir halefiyet ilkesi. Yine arkadaşlar, babam vefat ettiğinde ev bana kalacak. Ben vefat ettiğimde o anda onun üzüntüsüne dayanamayıp halefiyet ilkesi gereğince benim çocuklarıma kalacak. Alt soya gidecek silsile halinde, zincirleme halinde. Bu da arkadaşlar borç ilişkisinin nisbiliği ilkesinin istisnasıdır. Kural olarak alacak hakkı nisbidir. Alacak hakkının nisbi olduğu ÖSYM sorularının birçok seçeneğinde defalarca belirtilmiştir arkadaşlar. Yine daha önce verdiğimiz örnekte de hatırlayalım. Kira ilişkisi de nisbi değil mi kural olarak? Bir kiracı var, bir de kiralayan var.
kiralayan arkadaşlar kiracıyla anlaştı. Kiralayanın da izniyle kiracı kira ilişkisini gitti şerh verdi tapuya, kuvvetlendirdi arkadaşlar. Medine hukukta gördüğümüz bu durum karşısında arkadaşlar, kiralayan evini bir başka şahsa sattı. Bu durumda şerhin kuvvetlendirilmiş etkisi gereği kiracı yeni ev sahibine, yeni malike ne yapacaktır? Borç ilişkisinin devamlılığını ileri sürecektir. Bu da borç ilişkisinin nispili ilkesinin istisnasını oluşturur. Yine arkadaşlarım ne demiştim ben? Kızlarıma, iki kızım var, onlara bir bireysel emeklilik yaptırdım. İkisine yaptırdığım bireysel emeklilikte, kızlarım o bireysel emeklilik ilişkisine, sözleşmeye taraf mı? Hayır, değil. Ama yerel adetlere göre ifa zamanı, yani vadede kızlarım usulüne ve yerel adete göre ödenmesini kendilerine paranın isteyebilir. Kural olarak o borç ilişkisinde ben ve emeklilik şirketi var. Ödeme kime yapılacak? Kendilerine yapılacak. Lehtar kim? Kızlarım. Bu durumda arkadaşlar borç ilişkisinin nisbili ilkesinin istisnalarına bir örnektir. Dikkat edelim. Yine sevgili arkadaşlarım, müteselsil alacaklılık ve müteselsil borçluluk kavramlarına dikkat edelim dedik. Müteselsil borçluluk özellikle bizim için çok önemli. Oldukça dikkat edelim. Peki arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kısa bir ara veriyorum.